Gülistan 9 soruşturmasında yeni gelişme, gizemli araç detayı dikkat çekti. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Baş şüpheli Zaynıl A.'nın, polislikten ihraç edilen babası E.Y.'ye ait olan otomobilin, soruşturmanın açıldığı 7 Ocak'ta il dışına çıkarıldığı ortaya çıktı. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2, ENSİ sınıf öğrencisi Gülistan 9'dan, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak'ta Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Dokunun bulunması için cep telefonu sinyallerini izleyen güvenlik güçleri, 11.29'da Atatürk Mahallesi'ndeki minibüs durağından üniversite aracına bindiğini tespit etti. Yol güzergahında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, KGYS, kameralarında yapılan incelemelere rağmen araçtan nerede indiği tespit edilemedi. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da Gülistan Doku'nun olduğu ifade edilen görüntü yansıdı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel koordinesinde Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 drone, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmayınca, çalışmalar sonlandırıldı. Son GÖRÜŞTÜ Yumuşak GÜ eski erkek arkadaşı gözaltına alınmıştı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zaynıl A, yaklaşık 2 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zaynıl A, 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Zaynıl A'nın babası E, Y, hakkında da doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E, Y, Y kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı. Ayrıca sosyal medya hesaplarında yapılan inceleme ve araştırmalarda, E, Y'nin, 2018 yılında Rize Emniyet Müdürü Altuğ verdiği şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında da sosyal medya üzerinden olumlu ifadeler kullandığı tespit edildi. Tunceli Valiliğinin önerisi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Zaynıl A'nın babası E, Y, polislik mesleğinden ihraç edildi.